Atlantis ve Santorini teorisi. Gerçekte ne oldu? Atlantis, kayıp bir uygarlık mı yoksa tarihin en büyük efsanesi mi? Yüzyıllardır araştırmacılar, filozoflar ve maceraperestler bu gizemi çözmeye çalışıyor. Ancak son yıllarda ortaya çıkan bir teori, Atlantis'in aslında Santorini adasında bulunan antik Minos uygarlığı olabileceğini öne sürüyor. Bugün, M.Ö. 1600'de yaşanan devasa bir yanardağ patlamasının Atlantis efsanesine nasıl ilham vermiş olabileceğini inceliyoruz. Hazırsanız zamanda geriye gidiyoruz. İlk olarak Atlantis efsanesinin kökenine bakalım. Bu gizemli uygarlık hakkındaki ilk yazılı kayıt, antik Yunan filozofu Platon'a ait. Platon, M.Ö. 360'larda yazdığı Timaeus ve Critias adlı eserlerinde Atlantis'in gelişmiş, denizcilikte üstün bir uygarlık olduğunu ve bir gecede sulara gömüldüğünü anlatır. Ancak Platon, Atlantis'in yerini Atlantik Okyanusu'nun ötesinde bir kıta olarak tanımlar. Peki, bu nasıl olur da Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'yla ilişkilendirilebilir? İşte işin en ilginç kısmı burada başlıyor. Günümüzden yaklaşık 3600 yıl önce, yani M.Ö. 1600 civarında Ege Denizi'nde büyük bir felaket yaşandı. Terra Yanardağı, bugünkü Santorini Adası'nın ortasında bulunan devasa bir volkan, insanlık tarihindeki en büyük patlamalardan birini gerçekleştirdi. Bu patlama, Hiroşima bombasından yüzlerce kat daha güçlüydü ve gökyüzüne kilometrelerce yükselen kül bulutları yaydı. Deniz seviyesinde büyük bir tsunami oluştu ve tüm Ege'yi etkiledi. Minos uygarlığı, özellikle Girit Adası'nda gelişmiş bir medeniyet olarak biliniyordu. Ancak bu felaketten sonra bir daha toparlanamadılar. Arkeologlar, patlamanın ardından Girit'te büyük yıkım yaşandığını ve medeniyetin yavaş yavaş çöktüğünü düşünüyor. Peki, bu olay nasıl Atlantis efsanesiyle bağlantılı olabilir? Atlantis'in tek bir gecede kaybolduğu söylenir. Santorini'deki Minoslular da büyük bir patlama ve tsunami sonucu yok olmuş olabilir mi? Şimdi kanıtları birleştirelim. Platon'un tarif ettiği Atlantis, gelişmiş bir uygarlık ve denizciliğe sahipti. Minos uygarlığı da aynen böyleydi. Atlantis'in yok olma sebebi büyük bir doğal afetti. Santorini'deki yanardağ patlaması da tam olarak böyle bir felaketti. Platon'un anlattığı gibi Atlantis sular altında kaldı. Santorini'nin büyük bölümü gerçekten denizin altına gömüldü. Üstelik Minoslular, Atlantis'in tarif edildiği gibi daireler şeklinde limanlara sahip bir uygarlık kurmuşlardı. Bugün Santorini'de yapılan kazılarda bu halka şeklindeki yapılar ortaya çıkarıldı. Peki, Platon neden Atlantis'in yerini Atlantik Okyanusu'nda gösterdi? Belki de bu, zaman içinde yapılan bir çeviri hatasıydı veya Platon, hikayeyi daha dramatik hale getirmek için uzak bir yer hayal etti. Ama gerçek şu ki, Atlantis efsanesi ile Santorini'de yaşananlar arasındaki benzerlikler, onu kayıp kıtanın en güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Bu teori hakkında birçok bilim insanı araştırma yaptı. Özellikle arkeologlar ve jeologlar, Santorini'deki kazılarda Minos uygarlığına ait gelişmiş yapılar buldu. 2000'li yıllarda yapılan kazılarda Akrotiri Antik Kenti adı verilen bir şehir ortaya çıktı. Bu şehir adeta bir Ege'nin Pompei'si gibiydi. Gelişmiş kanalizasyon sistemleri, sanatsal freskler ve ticaret izleri bulundu. Yani Atlantis efsanesinin temelinde gerçekten de yaşanmış bir olay olabilir mi? Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Atlantis gerçekten Santorini'deki Minos uygarlığı mıydı? Yoksa bu sadece tarihin en büyük tesadüflerinden biri mi? Bugün bildiğimiz şey şu, yanardağ patlamaları, medeniyetleri yok edebilecek kadar güçlü doğa olaylarıdır. Santorini'de yaşanan felaket, Minos uygarlığını yok etmiş olabilir ve bu olay yüzyıllar sonra Atlantis efsanesine dönüşmüş olabilir. Ancak hala kesin bir kanıt yok. Belki de gelecekte yapılacak yeni arkeolojik kazılar bu büyük gizemi tamamen çözmemizi sağlayacak.